Fulya ile Umudun Olsun programının çok sevilen sunucusu sevgili Fulya Öztürk koronavirüs olmuştu diye hastanede tedavi gördüğünü biliyoruz. Sağlık durumunu öğrenmek üzere. Aynen hocam. Kendisine bir günaydın demek istiyoruz. Hoş geldin Fulya yayınımıza. Bakalım merhaba, bağlantımız gerçekleşti. Canım benim, geçmiş olsun. Böyle görmeyi tahmin etmiyordum. Daha iyi bekliyordum. Fulya nasılsın? Yavaş hocam selamlar. İyiyim çok şükür. Daha iyiyim aslında. Biraz öksürük başlıyor böyle. Burun da tıkalı olduğu zaman konuşmak biraz zor oluyor yani. Seni çok yormayacağız ama benim merak ettiğim Fulya, sen ikinci kere geçiriyorsun. Bir ilkinden bahsedelim mi? Sonrasında bir aşı sürecin var mı? İkincisini de konuşalım. Hangi belirtiler yaşandı? Ya ben evet ikinciye geçiriyorum. Ne yazık ki yani ne kadar diyorum bahtsızım. Nasıl ikinciye de yakalandım? İlki de çok öyle kolay geçmemişti. İki doz aşı da oldum ben. En son 3 ay önce ikinci dozum oldu. Ama dikkatli eden bir insandım ben. Ama işte çok dışarıda çekimlere gidiyorum. Muhtemelen yani havalarda soğudu. İnsanlar da daha da dikkatsiz olmaya başladı. Muhtemelen onun etkisi. Ama aşım olmasaydı daha ağır, daha da ağır geçirebilirdim. Kaçıncı günündesiniz hocam? Aşı olmuşum. Hocam benim semptomlarım salı çarşamba aslında göstermeye başladı. Perşembe günü yayında ben bir şeyler böyle hissettim. Hemen zaten test oldum. Muhtemelen birinci haftaya doğru gidiyorum. Yani dolmak üzere diyeyim. İnşallah yani aslında sonuna doğru geliyorsunuz diyeyim size. Sizin evet, peki bünyenizde evet. Başka bir rahatsızlığınız var mıydı efendim? Eskiden bilinen bir kronik hastalığınız, böyle romatizmam vesaire diyebiliyor musunuz? Hocam yok kronik rahatsızlığım. Ama çok enteresan, şöyle bir şey var mı bilmiyorum. Ben ilk virüsü kaptığımda da vücudumda antikor testi yaptırmıştım. Antikor üretmemişim. Birinci dozu aşı oldum. Gittim antikor yaptırdım, az seviyedeydi. Diyorum acaba benim vücudum antikor mu üretmiyor? Bunu sonrasında yani aklıma, muhtemelen bir kere evet. Bakmak gerekecek ama iyi görünüyorsunuz. Hani yatakta olmanıza rağmen çok iyi şükür. Görünüyorsunuz. Çok ateşiniz de yok anladığım kadarıyla. Evet, evet. Öksürük var. Nefes darlığı var. Yani burun çok tıkalı olduğu için. Yani yine bugünümüze şükür hocam. Evet, ben mesela şeyi merak ediyorum. Burada hocama da sormak istiyorum. Koronavirüs geçirmiş belli bir miktar bu doğal bağışıklığını kazanmış. Belli bir antikor üretmiş. Üzerine tekrar aşısını olmuş. Çok fazla miktar virüse maruz kaldığı için mi şu anda mesela hastanede olduğunu söyleyebiliyoruz? Yani versiyonlarda olduğunu biliyoruz ama... Biraz virüsün miktarı ile ilgili ama günümüzde aldığımız, yani bizim günlük yaşamda aldığımız önlemler, hani o maskeye falan, mesafeye bir miktar riayet ederseniz öyle çok fazla hapşırığına doğrudan insanın maruz kalmadığınız sürece evet. Öyle bir virüs alamazsınız. Ama ne olursa olsun virüs kendi içerisinde değişiklik gösteriyor. Biz buna mutasyon diyoruz. Bazen bende işe yaramayan mutasyon başkasında etki edebilir. Evet, öyle düşünmek evet. Lazım. Çünkü evet. Antikor üretmekte de bir genel böyle şey varsa şu tablo atıldıktan sonra bir bakılır. Hücresel immünitesi, bağışıklığı işte şeyinde bir başka belki farkına varılmamış bugüne kadar pürüz vardır. Görülmemiş olabilir, atlanmış olabilir. Onu bir baktırmak gerekir. Ama iyileşeceğinize ben kendi içimden dileyerek de aynı zamanda kesin gözüyle bakıyorum. Herhalde hafta sonuna doğru sizi eksterne ederler. İnşallah. Ne zaman dönüyorsun programına sevgili Fulya? Senin yerinde şu anda psikolog Esra Ezmeci var zannedersem. Evet, izliyorsundur evet, mutlaka evet. Sen de. Evet. Cuma günü böyle o kadar kafam kazan gibiydi ki anlamadım. İzliyorum ama boş boş bakıyordum televizyona yani. Sağ olsun uzmanlarımız o kadar tatlılar. Destek oluyorlar. Bu süreci onlar götürüyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Varyant testi yapıldı. Bu akşam varyant testi çıkacak. Muhtemelen 1-2 gün sonra ben yine test yaptıracağım. Tat koku hala gelmedi çünkü bende. Tat koku yok. Öksürük var. Burun tıkalı olduğu için nefesi çok iyi alamıyorum ama inşallah
tez zamanda negatife dönüp hemen işimin başına geçmek istiyorum. İnşallah Fulya'cığım, çok çok geçmiş olsun diliyoruz. Buradan söylemek istediklerin var mı ekranları başındaki izleyicilerimiz için? Hem koronavirüsü geçirmiş hem aşı olmuş birisi olarak. Yani bir miktar biz böyle geçirdiğimizde ve antikor ürettiğimizi düşündüğümüzde bir miktar bir daha özgüvenli oluyoruz çünkü. Sen semt semt gezip insanlara yardım etmeye, onlara dokunmaya çalışıyorsun. İhtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorsun. O sırada bence sen kendini bile kaybediyorsun. Belki maskeni açık unutuyorsun. Evet. Belki bir sarılmak istiyorsun o sırada. Tabii ki olduğumuz aşıya güveneceğiz ama tedbiri elden bırakmamamız gerektiğiyle ilgili belki bir şeyler eklemek istersin. Ben biraz da bıraktım Çağla. Biraz da bıraktım. Geçen hafta ben, çünkü her hafta sonu semt semt geziyorum ekibimle beraber. Evlere giriyorum, çıkıyorum, tabii, temas ediyorum. Biraz da bende de suç var. Evet. Yalan söylemeyeyim yani. Gelmiş geçmiş olsun çünkü. Efendim. Gelmiş geçmiş olsun. Evet. Lütfen çok dikkat et kendine. Tüm koronavirüs hastalarına da buradan bir kez daha acil şifalar diliyoruz. Ekranlarda seni en kısa zamanda tekrar görmek istiyoruz. Çok çok öpüyoruz sevgili Fulya Öztürk'ü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.